Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Salıcı'yı ağırladık. Şimdi az önce de anons etmiştim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadığınız, katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Başlıklarımı paylaşayım izleyicilerimize. Siz de konuları duymuş olursunuz. Biz etle başlayacağız. Evet. Yani gerçekten bu kuzu meselesi nedir diye. Merkez Bankası'nın faiz kararını biraz konuşalım istiyoruz. Seçim barajı açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Siyasette İmralı tartışması var. Sezen Aksu üzerinden devam eden tartışmalar ve tarikatlar cemaatleri Enes Kara'yla vefatıyla maalesef konuşmaya başladık. Belki vaktimiz kalırsa biraz kadrolaşma, ehliyet, liyakatte konuşuruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum, gidip kuzuyu kesiyorum dediniz. Caps'leri gördünüz mü sonra? Bir kısmını gördüm, evet. Nasıldı caps'ler? Şimdi tabii ben bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben bir köylü çocuğum. Aynı zamanda çiftçilik yaptık ve hala yapıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Yani kendi yediğimiz elmayı kendimiz yetiştiriyoruz. Kendi üzümümüzü, pekmezimizi kendimiz kaynatıyoruz. Kendi tükettiğimiz peyniri yazdan kendimiz köyde alıyoruz. Yani yediğimiz ekmeğin buğdayını kendimiz yetiştiriyoruz. Üretmeye gayret ediyoruz. Yani benim çok fazla zamanım olmuyor ama zamanımı orada değerlendiriyorum. Boş zamanlarımı ya da fırsat buldukça kaçıyorum. Yakınlığında tabii şeyi var, kıymetli bir tarafı var. Tabii bu etle ilgili de tabii ben normal kendi hayatımı anlattım. Çünkü biz kalabalık bir aile olduğumuz için biz anne baba, 9 kardeş, 7 oğlan, 7 gelin, 2 kız, 2 damat, 25 torun. Maşallah. Elhamdülillah tabii Allah cümlesiyle sağlık sağlığa afiyet versin. Amin. Böyle kalabalık bir aileyiz. Düşünün ki 9 hane anne babayla birlikte 10 haneye gidip ayrı ayrı ister et olsun, ister peynir olsun, ister başka bir ürün olsun. Bunları ayrı ayrı son satıcıdan alırsanız çok yüksek fiyatta alırsınız. Ama kendiniz bunu yerinden alırsanız ya da kendiniz üretirseniz ya da işte kendiniz tedarik ederseniz bunu daha ucuza mal edersiniz. Ben tabii bunu anlatmak istedim. Bu imkanı olanlar bunu yaparlar. Anadolu zaten bilir bunu. Anadolu'da kışa girerken insanlar, aileler kışlık ya da etlik keserler. Ve dolayısıyla bir kış boyunca da bununla o kışı çıkarırlar. İşin doğrusu bu. Ama tabii ben yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum ama New York'larda geylerle yılbaşı kutlayanlar beni bu yüzden eleştirince bunu tabii ki kabul etmem. Ya da böyle sedefle makyajlanmış kabaş yazarlar var. Bunlar bohem hayatı yaşarlar. Ama bizim normal bir Anadolu'nun yaşantısını, Anadolu'daki bir geleneği, göreneği anlattığımızda buradan bir menfi siyaset üretmeye çalışırlar. Tabii bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bunlar iyi niyetli de eleştiriler değil. Bunları doğru bulmuyorum ama biz de tabii siyasetçiler olarak lafın nereye gideceğini de düşünerek herhalde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya da biz kendimiz bildiğimiz için o rahatlıkla kısa anlatıyoruz. Ha, bir gaf, demek ki açmak bir gaf gibi bir şey mi? Yani şöyle, gaf değil ama şimdi biz şöyle sanıyoruz. Yani bizim yaş kuşağımız olarak da belki gençlerimiz bunu bilmiyor olabilir. Yani Anadolu'da kışlık kesildiğini, etlik kesildiğini. Metropollerde yani bizim, yaşayan insanlar. Tabii bilemeyebilir. Ya da bizim işte bu kadar kalabalık bir çekirdek aile olduğumuzu ve bunun işte tabii kuzuysa kuzu ya da başka bir efendim işte hayvan bunu 10 haneye paylaştırdığımızı ve bu şekilde ucuza aldığımızı, ucuza mal ettiğimizi bunu bilemeyebilir. Bunu demek ki daha açarak, daha teferruatlı bir şekilde konuşarak anlatmak gerektiği konusunda da bir tecrübe edinmiş oldum işin doğrusu. Bu tecrübeyi de edindim ama faydası oldu. Çünkü insanlarımızın önemli bir kısmı Anadolu'nun bu geleneğini öğrenmiş oldular. Bir de şöyle bir durum var tabii. Çok eleştiri aldınız mı peki ya metropollerde yaşayan insanlar? Çünkü şöyle söylediler. Yani işte benzinle zam geldi. Petrol kuyusu gidip benzinle alalım. Kirada oturmuyorum, ev alıyorum. Evet. Şimdi tabii bir sürü şey şöyle sosyal yani. Medyanın böyle bir tarafı var. Yani bunun bazı böyle hani nüktedan dediğimiz eleştirileri doğal karşılamak lazım. Yani çünkü biz siyasetçileriz. Eleştiriye de açık olmamız lazım. Eleştiriye kapalı olan
ben siyasetçiyi kabul etmem. Yani eleştiriye açık olmak lazım ama sanki bunun... Sanki dönemsel olarak biraz kapalı gibiydi. Tabii ölçülü ve seviyeli olması lazım. İşin doğrusu bu. Yani art niyetten uzak, hakaretten uzak bunlar olmaması lazım. Bir de en çok bakıyorum hani bunu kim gündemde tutmaya çalışıyor? Biraz önce de bahsettim. Hani isim vermesem de aslında hiç Anadolu'daki insanımızın hayatıyla ilgisi olmayan, tamamen seküler, bohem hayatı yaşayan ve çok varlıklı olan bazı kesimlerin siyaseten bunu eleştirdikleri ve gündemde tuttuklarını gördüm. Ben vatandaşımızın bunlara itibar etmemesini istiyorum. Yaşadığı, herkesin yaşadığı hayat ortada. Herkesin yaşadığı hayat ortada. Herkesin efendim işte alışverişi ortada. Herkesin giydiği elbise ortada. Hepimizin her şeyi ortada. Vatandaşımız bunları görüyor, bunlara bakıyor. Ben sade hayat yaşayan bir insanım. Bunu herkes bilir, çevremdeki herkes de bilir. Yine tutumlu bir insanım. Yani aklım erdiğimden beri, yani lisedeki arkadaşlarımla yatılı okumuş bir insanım. Üniversitedeki arkadaşlarımla. Daha sonra ticaret yaptık. İşte bizim marketlerimiz oldu. Babam sağ olsun bir tarlasını sattı, verdi. Biz açtık, kardeşlerimle okuduk. Şimdi ticaretimizde de, öğretmenlik yaptığım dönemde öğretmen arkadaşlarım da, işte siyaset 13 yaşımdan beri aklım erdi ereri, Ankara'ya geldiğim 78'den beri Ülke Ocakları'yla başlayan siyasi hayatımız bugünkü noktaya kadar geldi. Bütün bu serüvendeki, bu süredeki bütün arkadaşlarım benim tutumlu bir insan olduğumu, tasarrufu öncelediğimi bilir. Dolayısıyla ben böyle lüks hayat ya da savurgan bir hayat yaşayan bir insan değilim. Ama bir kere daha söylüyorum. Ben Anadolu'da yaşanan bir geleneği, göreneği anlattım, adeti kendi yaşantımızdan örnek verdim. Kalabalık bir aile olarak, tabii düşünün 45 kişilik bir aile, 10 haneye gitseniz her birine ayrı ayrı kasaptan kıyma almaya kalksanız ya da her birine ayrı ayrı et almaya kalksanız devasa bir rakamla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü son satıcıda her zaman fiyatlar yüksektir. Ben mesela geçtiğimiz günlerde Mersin tarafındaydım. Anadolu'yu da geziyorum. 55 vilayete gittim. Evet. Yüzlerce ilçeye gittim. Bir narenciye bahçesine girdik. Limon var, portakal var, mandalina var. Şimdi oradan 2 liraya alırsınız kilosunu. Ama burada geldiğiniz zaman bir markette ya da manavda bunu 8-10 liraya alırsınız. İmkanınızı bulduğumuz yerde ucuz olan şeyi ucuza elde edebiliyorsanız bunu değerlendirmek lazım. Ben hatta alışverişi de seven bir insanım. Yani şöyle kendisi alışveriş yapmayı seven bir insanım. Mümkün olduğu kadar vakit bulursam hem piyasayı tanıyayım hem halkımızın durumu nedir, vatandaşın durumu nedir, fiyatlar nedir. Şimdi bir markete gittiğimizde ya da bakkala gittiğimizde ben mutlaka fiyat araştırması yaparım. Hatta yakınında bir market varsa oraya da girer kontrol ederim. Çünkü şu anda öyle bir süreçle karşı karşıyayız ki aynı markanın aynı ürünü diyelim A marketinde 10 liraysa B marketinde 12-13 liraya satılabiliyor. Buraya kadar dikkat etmeye çalışan bir insanım. Çünkü vatandaşımızın da çoğu buna dikkat ediyor. Dikkat etmek zorundayız. Niye pahalı satan yerden alalım ki? Daha uygun fiyata peki, aynı markanın ürünü satan varken. Siz getirdiniz konuyu, oradan devam edelim. Vatandaşın durumundan devam edelim. Konuşuyoruz dediniz ama önce şeyi sorayım. Mesela bu müktedanlık meselesi. Kuzu meselesi sizi tatmin etti mi, etmedi mi? Yok, ben zaten meseleye biraz yani Anadolu'dan vakıfım ama ha, doğru. Ama şöyle düşündüm. Ya ben moderatörüm ama sorduğunuz için söyleyeyim. Yanlış anlaşılabilir bir ifadeydi o diye düşündüm. Zaten ben. Şöyle. Ya hani o yüzden dedim siyasi bir gaf mı diye. Yani iki üç dakikalığını dinlese vatandaşımız ya problem yok. Kuzu kesiyorum ama dediğiniz 30, zaman bir dakika 30, insanlar. 30 saniyelik bölümünü alınca tabii bunda caps yapınca hatta onu şöyle de değiştirdiler. İşte kasaptan 100 lira get alacağına git kuzu kes. Sanki ben böyle demişim gibi. Şimdi böyle bir tavsiyede de bulunmuşum gibi. Değiştiriliyor tabii bu. Değiştirildiği için de yanlış anlamalara, yanlış anlaşılmalara fırsat veriyor. Hani birisi bir yalan söyler, dolanır gelir. En sonundaki de onu peki, söyleyen de inanır ya. Paylaşmış onun gibi olduğumuz oldu. Takdir kamuoyu. Teşekkür ederim bu aşamadan sonra. Biz teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiniz. Seviyeli olduktan sonra eleştirileri açığız, nüktedan veya işte espriler, karikatürler bizi rahatsız etmez diyor musunuz? Gülümsediğiniz kendinizle ilgili bir eleştirel karikatür var mı? Vardı. Mesela bunda da oldu da daha önce. Bunda ne oldu? Şeyle ilgili olmuştu. Topkapı'da bir İdil Biret konseriyle ilgili
O dönemde ben genel sekreterdim. Bizim Ocak'taki arkadaşlar işte Topkapı'da böyle bir konser yapılması noktasında bir şeyde bulunmuşlardı, tepkide bulunmuşlardı. Yapılmaması için. Eylem yapmışlardı. Sonra işte bunu bazı gazeteciler bana sordu. Bir yolculuğa gidiyordum. Ben de o zaman demiştim ki ya demokratik tepkilerini ortaya koymuşlar demiştim. Sonra ertesi gün bir gazetede gördüm. Piyano çalıyor İdil Bülent, üstünde bir yumruk, demokratik tepkimizi koyduk diye. Tamam, şimdi bu tür şeyler, bakın gülüyoruz değil mi? Yani ben hani bu tür siyasetçileri dediğim gibi kişilik haklarına tecavüz etmedikten sonra, hakaret, küfür içermedikten sonra eleştiri olabilir. Bunlara açık olmak lazım. Bu son süreçte güldüğünüz caps oldu mu? Böyle bir... Bunda da güldüğüm capsler oldu. Onda hangisiydi onu da söyleyeyim madem, böyle bir gülümsediğimiz bir yayın olsun. Şu anda hani o söylemek böyle, istemiyorsun. Söylemek istemiyorum değil. Çok böyle hatırlamadım. Hatırlamadım. Yani tamam. Nedir vatandaşın durumu efendim? Şimdi vatandaşımızın durumu şu. Mehmet Akif Bey, bir kere özellikle 2021'in son çeyreğinde döviz fiyatlarının birden anormal bir şekilde yükselmesiyle birlikte, tabii bu gıda fiyatları başta olmak üzere hemen hemen her ürüne, soğan dışında diyelim, çünkü bizim soğan üreticilerimiz bu anlamda dertli, belki birkaç ürün daha sayabiliriz, müthiş zamlar geldi. Hatta hani dövizdeki artışla da izah edilemeyecek, enflasyonla da izah edilemeyecek, faizle de izah edilemeyecek çok yüksek zamlar geldi. Tabii bunlar bize şunu gösteriyor ki bu sadece bizim kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanmıyor. Yani bunun başka sebepleri var. Tabii bu sebeplerin birincisi pandemi. İşin doğrusu bütün dünya ekonomileri etkilendi. Bu fiyatların bu kadar yükselmesinin sebebi işte dünyada pek çok ülkede, Avrupa başta olmak üzere, üretimin yavaşlaması ya da durması. İşte en büyük, dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'den navlun ücretlerinin çok yükselmesi, tedarik zincirindeki bozulmalar, maliyetlerinin artması. Tabii bütün bunların artmasıyla birlikte bu direkt fiyatlara yansıdı. Bakın ben bugün şeker fabrikalarını ziyaret ettim. Ankara Şeker'i ziyaret ettim. Sağ olsun genel müdürümüz, orada çalışan arkadaşlarımız, mühendislerimiz bizleri misafir ettiler. Hatta tevafuken Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörümüz de vardı. Sonra bizden habersiz birkaç milletvekili arkadaşımız daha geldi. Birlikte geldik. Şimdi mesela ne yapıyor? Devletin böyle imkanları olduğunda mesela piyasayı kontrol edebiliyor ya da kontrol etmeye çalışıyor. Şimdi bakın mesela normal özel şeker fabrikaları şekerin çuvalını, 50 kiloluk bir çuvalı 390-400 liraya satarken şeker fabrikaları, yani Türkiye Şeker bunu 265'te direniyor ve vatandaşın daha pahalı şeker tüketmemesi için de elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ama her üründe bunu sağlayabiliyor mu? Şu anda sağlayamıyor. Ama bizim şu anda yapmamız gereken acil çözüm bekleyen meseleler var. Bir de yine acil destek bekleyen kesimler var. İşte bunların birincisi asgari ücretti. Asgari ücrete %50'nin üzerinde zam yapıldı. Bu ücret niye? Hatta muhalefet, yani Cumhur İttifakı karşısındaki muhalefet partilerinin de beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Bu niye enflasyon üzerinde oldu? Çünkü Türkiye'de çalışan kesimin önemli bir kısmı asgari ücretle çalıştırıldığı için adeta çalışma ücretine dönüşmüş asgari ücret. Bundan dolayı da ciddi bir artış yapıldı ve bütün çalışanlarımız bir nebze olsun rahatlatıldı. İşte memurumuza, emeklimize, şimdi emeklilerimizin maaşları tabii ki 2500 lira hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir rakam. Lakin nereden nereye geldiğine baktığımızda 1500 liradan 2500 liraya gelmiş. Yani %60'ın üzerinde bir artış sağlanmış. Bu yeterli midir? Elbette yeterli değildir. İnşallah bu yıl içerisinde devletimiz ekonomik olarak bütçemiz rahatladığında bu daha yüksek oranda zam yapılacaktır. Bunu bekliyoruz. Yine aynı şekilde çiftçilerimiz şimdi gübre desteği, yem desteği, efendim işte ilaç. Bakın biz eğer bugün aşı yapabiliyorsak bizim aslında kendimiz, ben bu yurt gezilerimde Erzurum, Kars, Ardahan'da biliyorsunuz hayvancılık çok yaygın. Hı hı. O bölgelere gittiğimde Erzurum'da şunu gördüm. Erzurum o Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi mesela yem üretme noktasında bir üretim merkezi kurma ve üretme noktasında ortak bir çalışma yürütüyorlar. Bütün üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, merkezi hükümetlerimiz
buna gayret etmeli. Yani bu oluşumları yapmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü kendimiz üretmek zorundayız. Yani önümüzdeki süreç bütün bilim adamları da ciddi bu piyasaları takip edenler de önümüzdeki günlerde daha büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği için, dünya için söylüyorum. Böyle bir tehlikenin bizi beklediğini söylüyorlar. Bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunu da üreterek bu süreci aşabiliriz. Eğer yerli aşısını Türkiye üretebiliyorsa, dolayısıyla da kendi tarım ilacını da, kendi yemini de, kendi gübresini de, mesela bugün yine o ziyaretimizde, şeker fabrikaları ziyaretinde şunu öğrendik. Orada iki tane de hocamız vardı. Biz şeker pancarı tohumunu kendimiz üretmeye başlamışız. Yani mesela bu da çok güzel bir şey. 67-70'lerden sonra ilk defa olan bir şey dediler. Bu da güzel bir şey. Yani bu zorlu süreç aslında bizi Mehmet Akif Bey üretmeye yöneltti. Yani ihracattaki artışımız da buradan kaynaklanıyor. Savunma sanayinde nasıl Amerika Birleşik Devletleri, Batısı, Rusyası bize silah vermediler ve biz kendimiz işte akıllı bombalarımızdan tutun da SİHA'larımıza, İHA'larımıza kadar, menzilli füzelerimize kadar kendimiz ürettiysek ve hala üretmeye devam ediyorsak ve dışa bağımlılığı çok azaltmışsak, %80'lerin üzerinde yerli üretime geçmişsek, biz bunu her alanda yapmalıyız. Şayet bunu yapmazsak, yani şimdi bazı partilerimiz sözcülerinden duyuyorum, geçmişin özlemini çekiyorlar ya da geçmişte yapılan uygulamaları tekrar Türkiye'nin ekonomide, hatta siyasette de onların gelmesini istiyorlar. Bence bunun Türkiye'ye bir faydası yok. Geldiğimiz nokta, eğer bugün bu zorluğu yaşıyorsak, üretim eksikliğimiz varsa, tükettiğimizden daha fazlasını üretemiyorsak, bu geçmiş yılların sıkıntısını çekiyoruz. Yani dış borçlanmayla, sıcak parayla, yüksek faizle bütün ekonomi çevrilmiş ama ne olmuş? Devasa bir borç yüküyle karşı karşıya kalmış. Sadece devlet bütçesi değil, vatandaş da borçla karşı karşıya kalmış. Bunun için diyoruz ki biz üretim. Şu ihracattaki artış hepimizi sevindiriyor ve ümitlendiriyor. İnşallah bu sahada, turizm sezonu sahada da bu sene normal bir turizm sezonu geçirirsek, diğer dış müteahhit gelirleri başta olmak üzere dışarıdaki bizim yatırımcılarımızın Türkiye'ye getireceği döviz girdileriyle birlikte ben cari açığımızın kapanacağını düşünüyorum. Bu yaşadığımız sıkıntının iki tane önemli nedeni var. Bir, cari açık. İki, bütçe açığı. Şimdi cari açık 14 milyar dolarlar seviyesine geriledi. Şimdi eğer biz bu ihracattaki artışı devam ettirir ve turizm sezonu da normal bir sezon, yani 35-40 milyar doların üzerinde bir şeyle, ciro ile kapatılırsa, ben Türkiye'nin cari açık probleminin kalmayacağını düşünüyorum. Vatandaş sahada ne diyor bunları anlattığınızda? Vatandaşın söylediği şu, vatandaşımız... Mesela fiyatlarla ilgili genelde çıktı, dolar düştü, fiyatlar düşmedi konusu. Şimdi bu konu var. Yani bu vatandaşımızın bir serzenişi var. Vatandaşımızın haklı olarak şikayetleri var, talepleri var. Bunların hepsinin biz Büyük Birlik Partisi olarak, ben Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu, orta üyesi olarak, bileşeni olarak bütün bunlarla ilgili çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Ve kesim kesim gittiğimizde, mesela işte en son dün, işte birkaç gün önce muhtarlarımızın biliyorsunuz durumunda bir iyileştirme yapıldı. Şimdi bütün kesimler, işte 3600 ek gösterge ile ilgili bu yıl içinde bir düzenleme yapılacak. Bütün bu kesimlerle ilgili düzenlemeler yapılacak ama bunlar yetmez. Yani maaşlara zam yapmak geçici bir çözümdür. Asıl olan fiyatlardaki düşüşü sağlamaktır. Ve milletimizin, özellikle de düşük gelirli, sabit gelirlerin alım gücünü yükseltmek gerekir. Yani esas yapılması gereken odur. Bu da genel ekonomik tabloyla alakalı bir şeydir. Yani Türkiye ekonomisi düze çıkmalıdır ki bu gerçekleşebilsin. Ben 2022 yılında bir an önce anlattığım gelişmelerle ilgili ümitliyim. Yani ihracat artmaya devam edecek. Turizm gelirlerimiz yükselecek. Ve dışarıda bizim yatırımcılarımız yaptığı yatırımlar artmış durumda. Bunlarla birlikte cari açığımızı kapatacağımıza ve bunun da bütçe açığına da olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah üretmeye de devam ettiğimiz için şu andaki bu zamların, fiyat artışlarının birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi bizim enerjide dışa bağımlı olmamız. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz için biz doğalgazı da, akaryakıtı da dışarıdan ithal ettiğimiz için hem gelirimizin önemli bir kısmını oraya veriyoruz,
Hem de fiyatlar dışarıya bağlantılı olduğu için, bağlı olduğu için, şimdi diyelim ki işte petrolün varil fiyatı yükselince yükseliyor, düşerse düşüyor. Eşel mobil sistemi uygulanıyor zaten. Aynı şey doğal gazla ilgili. İnşallah 2023 yılı ilk çeyreğinde de Türkiye kendi doğal gazını da kendi vatandaşına kullandırmaya başladığı zaman biz enerjide dışa bağımlılığımızı azalttığımızda fiyatlar gerileyecektir. Tabii bir ikincisi, bu fiyatların yükselmesinin bir sebebi dışarının Türkiye'nin mallarına olan talebi. Eğer bugün mesela soğan niye para etmiyor? Çünkü tüketiminden fazla üretimi var. Yani Türkiye'nin diyelim 1 milyon 900 bin tonluk ihtiyacı var. Lakin 2 milyon 700 bin ton üretilmiş. Dışarıya da ihraç edilmediği için fiyat dip yapıyor. Ya da limon aynı şekilde. Şimdi bunların hepsini kalem kalem biliyorum. Neden? Çünkü hem kısmen çiftçilik yapıyorum hem de hayatın içinde olan bir insanım. Sürekli de vatandaşımızla beraberim. Şimdi dışarıdan talep yükselince tabii ki bizim üreticimiz de öncelikle mesela bugün bir sera gezdim, domates serası. Şimdi bunu yine mesela onu şeker fabrikalarının içinde, arazisinin içinde 23 dönemlik, dönümlük 1000 tona yakın üretim yapıyor. Şimdi bunu iç piyasaya veriyor. Bunu eğer normal bir üretici olsaydı, yani bir tüccar zihniyetiyle bunu yetiştirmiş olsaydı, ihracata verirdi çünkü ihracat rakamları daha yüksek. Ama bir şey olduğu için, yarı bir kamu kuruluşu olduğu için bunu içeriye veriyor yani ve içeriye ihtiyacını yani karşılamaya çalışıyor. Şimdi buradan kaynaklanıyor. Onun için bizim üretimimizi artırmamız lazım. Hem ihracat talebini karşılayacak hem de iç piyasa talebini karşılayacak şekilde üretimimizi artırmamız gerekiyor. Peki. Bunun içinde çiftçimizin kullandığı gübreyi kendimiz üretene kadar çiftçimize vermek zorundayız. En az %50 indirimli ya da sübvanse ederek vermek zorundayız. Aynı şey hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yemi vermek zorundayız. Tarım ilacını vermek zorundayız. Sulamada kullandığı elektrikle ilgili desteklemek zorundayız. Destekler var. Lakin bu destekler bu dönemde artırılmalı. Artırılmalı. Çünkü üretemediğimiz zaman bu fiyatlar daha da yükselir. Bizim üretimi desteklememiz lazım. Ben başından itibaren söylüyorum. Biz üreten hiç kimseye devlet bankaları, özel bankaları da burada da teşvik etmeli. Faizle para vermemeli. Faizsiz para vermeli. Ve ürettikten sonra kazanmışsa onun o şekilde ödemesini sağlamalı. Peki. Bir de burada yapması gereken aciliyet kesbetmeyen altyapı ve üst yapılar, projeler bekletilmeli, durdurulmalı ya da hiç başlanmamalı. Devlet, hükümet, hazine elindeki bütün imkanları vatandaş öncelikli olarak kullanmalı. Yani vatandaşına aktarmalı. Burada da yapması gereken bir, üreten vatandaşa, iki, zorda olan vatandaşa. Yani gelir seviyesi düşük olan büyük diyelim, projeler esnaf bulmalı diyorsunuz. Tabii ben bunu baştan itibaren söylüyorum. Kanal İstanbul dahil mi? Zaten şu anda Kanal İstanbul'la ilgili ciddi bir şey yapıldı. Yok, sadece belli bir bölümünün temeli atıldı. Bu projeler durmalı mı peki? Efendim? Durmalı mı? Şimdi bakın, ben Kanal İstanbul'u bir vizyon projesi olarak görüyorum. Tamam, durmalı. Doğru bir proje olarak görüyorum ama ben Kanal İstanbul'da dahil olmak üzere bütün aciliyet kesbetmeyen altyapı ve üst yapı projelerinin bu süreç geçene kadar bekletilmesini, 2023 sonrasına bırakılmasını söylüyorum. Anladım. Size göre faiz sebep enflasyon sonuç mudur? Enflasyon sebep faiz sonuç mudur? Şimdi ben ekonomist değilim. Dolayısıyla da hangisi sebeptir, hangisi sonuçtur, bunu bilimsel olarak açıklamam çok doğru olmaz. Bunu politik olarak bunu bilim adamlarına bırakmak gerekir, işin ehline bırakmak gerekir ama ben şunu biliyorum. Ben faizin de enflasyonun da hem ülkemiz için, hem devletimiz için, hem de milletimiz için zararlı olduğunu düşünüyorum. Milletimizin, ülkemizin, devletimizin bir an önce faizden de enflasyondan da korunması gerektiğini düşünüyorum ve her ikisinin de birbirini tetikleyen iki unsur olarak, iki gerçeklik olarak görüyorum. Peki, yani buna vereceğiniz cevaba göre aslında Merkez Bankası'nın kararını soracaktım ama Merkez Bankası'nın faiz kararı. Sonuçta burada şöyle, ekonomistler faiz sonuç enflasyon sebeptir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Ve bunu tekrar da etti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi geldiğimiz noktada da işte döviz kuru bir yerde durdu.
Bugün Merkez Bankası şimdi faiz en çok kararı şikayet verdi. Edilen konu şu. İşte Merkez Bankası %14'le bankalara para veriyor. Şimdi ama diğer taraftan işte bankalar vatandaşa %20'nin üzerinde faiz oranıyla kredi veriyorlar. Ya da vatandaş efendim işte parasını bankaya koyduğunda yine 20'nin üzerinde, bazıları 23 diyor, bazıları 25 diyor. Bazı bankalar farklı uyguluyor. Bazı bankalar birkaç puan düşük, bazı bankalar birkaç puan daha yüksek uyguluyorlar. Bu aradaki farkın niye bu kadar standart açık olduğunu söylüyorlar. Standart olduğunu söylüyorlar. Ama tabii orada söylenen şu, Merkez Bankası hazineye direkt para veremiyor. Kendi kuruluş kanunundan dolayı bankalara veriyor. Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı bankalardan borçlanıyor diye biliyorum. Yine binaenaleyh bankalar da yine vatandaşa mevcut reel faiz üzerinden bir para kullandırdıklarını görüyoruz. Burada tabii hükümetin dönem dönem müdahaleleri oluyor. Ne gibi? İşte çiftçinin kullandığı kredinin faizinin düşük olması gibi. İşte burada tarım kredi kooperatiflerini devreye sokuyor, Ziraat Bankası'nı devreye sokuyor. Ya da işte bir konutla ilgili, inşaat sektörüyle ilgili bir canlandırma yapmak istediği zaman işte konut kredilerinde indirime gidiyor ya da taşıt kredilerinde ya da bireysel kredilerde indirime gidiyor. Bu şekilde piyasayı canlandırmaya çalışıyor. Bu tür uygulamaları dönem dönem yapıyor. Bu dönemde de buna benzer uygulamalar pandemi döneminde ziyadesiyle yapıldı. Lakin benim gördüğüm şu, faizle enflasyon bugün tabii bu pandemiden dolayı bütün dengeler alt üst olduğu için Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın başka ülkelerinde de normalde ne olması lazım? İşte enflasyon diyelim ki %10'sa faizinde bilemediniz 9, yine bilemediniz 11 olması lazım. Yani ya 1 puan 2 puan aşağı ya 1 puan 2 puan yukarıya. Ama şimdi bakıyorsunuz diyelim Amerika'da ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde faiz 1, enflasyon 7 ya da enflasyon 5. Şimdi aradaki fark ciddi anlamda açılmış vaziyette. Bunu sizin söylediğiniz şekilde işte enflasyon sebep faiz sonuç ya da faiz sebep enflasyon sonuç iki tezde de açıklayamazsınız. Yani bugün faizi Amerika'da ya da sabit tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Amerika'da ya da Avrupa'daki bugün gördüğünüz faiz diyelim 6 şey enflasyon 6 faiz 1. Bunu nasıl açıklayacak bugün faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyenler bunu nasıl açıklayacaklar o zaman? Bakın. Hayır, tersi. Enflasyon sebep faiz sonuçtur hayır, diyenler. Bakın şöyle. Faiz sebep enflasyon sonuç diyen şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın, şimdi Mehmet Akif Bey. Faiz 1, enflasyon 7 ise, enflasyon 7 ise, faiz öyle bir durum sebep enflasyon sonuç ya da enflasyon sebep faiz sonuç diyenler, ikincisi kısmını söylüyorum. Enflasyon sebep faiz sonuçsa o zaman enflasyon 7 iken faiz nasıl 1 diyorum. Tamam şimdi daha tabii oturdu. Tamam çıkalım buradan biz. Tamam çıkalım. Şöyle çıkalım buradan. Merkez Bankası'nın faiz kararını soracaktım. Ne diyorsunuz? Sabit. Şimdi tabii Merkez Bankası hem dünyadaki gelişmeleri hem Türkiye'deki gelişmeleri inceleyerek bir karar veriyor. Burada öyle mi oluyor? Bence öyle oluyor. Ve bu ayki kararda bu yönde bütün bu araştırmaları yaptıktan sonra gözlemledikten sonra böyle bir karar almıştır diye düşünüyorum. Şu anda döviz de bir stabillik yaşıyor. Yani daha da düşmesini bekliyoruz tabii. Ara ara yine hafif çıkışlar ya da inişler oluyor. Daha da stabil olması, daha da aşağıya düşmesini istiyoruz, bekliyoruz. Merkez Bankası bu sürecin bu stabillikle geçilmesini Türkiye'nin hem ekonomisi açısından hem de kendi politikası açısından uygun gördü ve faizi sabit tuttu diye değerlendiriyorum. Bence de doğru olmuştur diye değerlendiriyorum. Daha önce sabit tutmamasını, indirmesini piyasalara ve beklentilere rağmen nasıl değerlendiriyordunuz? Şimdi o zaman da yine günün gelişmelerine göre, dünyadaki gelişmelere göre, Türkiye'deki gelişmelere göre bir karar verdiğini düşünüyorum. Tabii burada Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Elbette ki kurumlarımızın başındaki insanların
o kurum hakkında en iyi bilgiye sahip olduklarını düşünüyorum. Lakin elbette ki devleti yöneten ya da devletin başından, devletin başkanı ya da cumhurbaşkanında elbette ki bu konudaki görüşlerini Merkez Bankası Başkanı da dahil olmak üzere tüm kurumlarımızın başkanlarıyla konuşmasını da yadırgamıyorum. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin Sayın Bahçeli'nin mesela daha önce bir açıklaması olmuştu. Ne dersiniz bağımsız, yani ne demek istediniz daha doğrusu? Bakın ben bağımsız biraz karar vermeli mi yoksa? Bakın ben biraz önce Mehmet Akif Bey bunu anlattım. Kurumlarımızı en iyi kurumlarımızın başındaki insanlar tartışmaya açmak gerekir demişti Sayın Bahçeli. Bakın ben şunu söylüyorum. Bahçeli'nin görüşlerine saygı duyuyorum, Sayın Bahçeli'nin görüşlerine. Hı hı. Ben kendi görüşlerimi ifade ediyorum burada. Ben diyorum ki her kurumumuzla ilgili, sadece Merkez Bankamızla ilgili söylemiyorum. Bütün kurumlarımızla ilgili, işte bugün ben diyelim ki Türkiye Şeker Fabrikalarını ziyaret ettim. Ya da efendim işte devlet bankalarının başındaki genel müdürler, ya da işte TÜİK'in başındaki, ya da işte TÜBİTAK'in başındaki işte başkanımız. Bu kurumlarımızı ya da savunma sanayimizin başındaki savunma sanayi başkanımız, bu kurumlarımızı en iyi bu kurumlarımızın başındaki arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz bilir. Ama lakin diyorum, devletin başı, cumhurbaşkanımız elbette ki bu kurumların başkanlarıyla oturur, çağırır, istişare eder, fikirlerini söyleyebilir. Bunu da yadırgamıyorum. Aynı şey değil ama biraz o kurumlarla Merkez Bankası biraz başka bir kurum. Yani bağımsızlığı da para piyasalarıyla ilgili. Bu dünyada işte bunu benimseyen politik olarak ülkelerin takip ettiği bir küresel sistem. O yüzden sordum, bağımsızlığı tartışmaya açılmalı mıdır yoksa bağımsız olmalı mıdır? Siyaseten sizin durduğunuz yer neresidir diye. Şimdi bakın. Ya Merkez Türkiye, Bankası Türkiye bağımsız olmalıdır cümlesiyle. Devletinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinde. Siz arada bir denge olmalıdır. Hangi kurum olursa olsun mutlaka ama mutlaka arada bir denge olmalıdır. Anladım. Yani tam söylüyorum. Bağımsızlığını doğru bulmuyorsunuz. Şimdi %100 bağımsızlık diye bir şey olmaz zaten. Olmaz diyorsunuz. Tabii. Merkez Bankası olursa. Tamam. Seçim barajını konuş. Merkez Bankası olmaz değil. Sadece Merkez Bankası için söylemiyorum. Bütün Merkez bu saydığım kurumlarımız için söylüyorum. Tamam. Seçim barajını konuşacağız. Tabii. Buyurun. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Olur. Kısa bir reklam arası. Arnika Testa ile evde her şey yolunda. Dikkat ediyor musunuz? Diğer banka reklamlarında alttan geçen, okumamıza bile fırsat vermeden akıp giden yazılar varken bizde hiç yok. Çünkü bizim söylediklerimiz çok net. Enpara'da sonsuza kadar EFT havale ücreti ve kredi kartı aidatı yok. Ha, peki bizde ne mi var? Gördüğünüz gibi Enparalıların neşesi, coşkusu, mutluluğu var. Baba! Siz de özü sözü bir, şeffaf ve masrafsız bir bankacılıkla tanışmak için hemen en paralı olun. Enpara.com, bankadan güzeli. Baba Kars'tan araç almak kıyafet siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Baba Kars. Sonunda Petrol Ofisi'nden beklediğiniz çözüm. Yakıt emniyet sistemi. Yes. Türkiye'de ilk ve tek. Aracında LPG kaynaklı arıza olursa olmaz ya. Onarım bedeli bizden. %100 garantili LPG sadece Petrol Ofisi'nde. Mücevherlerimizi üretirken her birine ayrı ayrı özen gösteriyoruz. Ben Ediz Dereli. Eserlerimizi ülkemizin her noktasındaki asıl sahiplerine ulaştıracak bayi adaylarımızı bekliyoruz. Bayi ve satış noktası talepleri için edizdereli.com'u ziyaret edin. Bu
Cuma 1000'de altın ilmekten violet yumak çeşitleri 9 lira 90 kuruş. Baby yumak çeşitleri 10 lira 90 kuruş. Kelebekten softa birçok yumak çeşidi 12 lira 90 kuruş. El işi ve örgü sevenler için daha birçok ürün, birçok çeşit bu Cuma 1000'de. 30 yılı aşan tecrübesi, yüksek kalitesi ve değerleriyle bizim evlerden iki yeni proje daha. Mükemmel konforundan yemyeşil peyzajına benzersiz bir yaşam keyfi sunan Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 sizleri bekliyor. Bizim Evler, İhlas Holding güvencesiyle. Tüm dünyadaki 175 satış noktası ve 200 showroomuyla Türk mobilyasını 4 kıtada 72 ülkede temsil eden Weltev Home, 25-30 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP'ta. Gücünün minerallerden olan Beypazarı içer, Beypazarı içense demir büker. Karne hediyelerinde fırsat bu fırsat. Apple Watch SE 40 milim 3989 liraya vatandı. Türkiye'nin ve dünyanın ilk göz hastanesi Dünya Göz, her yıl 6 kıtadan gelen 110 bin hastaya hizmet veriyor. Çeyrek asırdır gözün her branşında gerçekleştirdiği 60 milyonu aşkın tedavi ile dünyanın göz bebeği olmaya devam ediyor. Dünya Göz. Dünya görmeye değer. Hoş geldiniz. Ekmek arası köfte. Oo, coştu mübarek köfteler. Hocam, bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Lezzeti efsane. Halkın markası, halkın yanında. Ekrem Coşkun Köfte. Fikrinize güvence, markanıza değer katmak için çalışıyoruz. Fikri haklarınızı korumak için markanıza sahip çıkın. Üstün Patent. Hocam, bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Masa, sandalye mi arıyorsunuz? O halde 81 ilde satılan, hatta onlarca ülkeye ihraç edilen Willinze ile tanışmalısınız. Türkiye'nin masa sandalye markası Willinze. Masaya davet. İşimiz zor. Tıkanmış enjektörlere, yağ kalıntılarına, öten bağatalara karşı buradayız. Benimle misiniz? Seninleyiz usta. Süper! Yavrum, Kaldini dolabı aç, işimize bakalım. Araç bakımı için her çeşit ürün Kaldini'de. Türkiye'nin performans yıldızı Kaldini, ustaların yanında. Uygun fiyatla kiralık araçsa. Bir bak mini yola, mini yola, mini yola. Hadi kolayca kıyasla kirala. Bir bak mini yola, mini yola, mini yola. Kiralık araçsa, bir bak mini yola. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor. İşinde özgürlüğü seçiyor. İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Kiralık araçsa geri bak mini yola. Birbirinden şık gömlekler 49.90'dan başlayan fiyatlarla. Siz de şimdi Tudors'a gelin, en güzel rengi ve bedeni siz seçin. Tudors Gömlek Krallığı. Hayatta hepimizin budur dediği farklı anlar var. Ama 25 yıldır milyonlara o anlarda budur dedirten isim hep aynı. Söz konusu tatilse, tatil budur. Tam 25 yıldır. Daha fazla tatil, tatil budur. Sürdürülebilirlik nedir? Yarın güneşin doğacağını, hayatın devam edeceğini bilmektir. Ve ona göre davranmaktır. Yarın ve çok çok sonra, 500 yıl sonra bile çocukların çilek yiyebilmesidir. Çöp atmamaktır. Çöpleri ayrıştırmaktır. Yeniden kullanmaktır. Sürdürülebilirlik, kadının ekonomiye kattığı değeri ama asıl kadının değerini bilmektir. Eğitimdir, kendini geliştirmektir. Dünyayı iyileştirecek yeni fikirleri desteklemektir. Güzel bir manzaraya torunlarımızın torunlarının da bakacağını, bakarken mutlu olacağını bilmektir. Yarın bugün kadar ve hatta daha güzel, daha iyi olsun diye dünyamızı azaltarak değil, çoğaltarak iyileştirelim diye pozitif etki projelerimizle mücadelemize devam ediyoruz. Eğitimle,
emekle, umut ve inançla daha iyi bir gelecek için hayata devam. Türkiye'de tek emsalsiz. Aracınızı değerinde satmak için 40 takla atmayın. Girin arabam.com'a, Tringsat ile arabanızı değerinde satın alalım, paranızı Tring hesabınıza yatıralım. Arabanı arabam.com'a, değerinde Tringsat. Arnika Testa ile evde her şey yolunda. Arnika benim. Efendim devam ediyoruz. Nedir ne değildir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuz. Seçim barajıyla devam edeceğiz demiştik. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanı, seçim barajına dair bizim yaklaşımımız barajın %7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz. Hazırlanan, üzerinde çalışılmış taslak metin konusunda bu hafta ve önümüzdeki hafta arkadaşlar bir araya gelecekler. Sonra da bu işi bitireceğiz dedi. Seçim barajına ilişkin benim hatırladığım, sizle mecliste de sohbet etmiştik bu konuda. Farklı bir beklentiniz olduğunu ben hatırlıyorum. Ne dersiniz bu açıklamaya? Hem önce seçim barajı, sonra dar bölge, daraltılmış bölgeyi de konuşalım. Öncelikle birinci bölümle ilgili son bir cümle edeyim. Buyurun. Müsaade ederseniz. Tabii üreteceğiz. Tükettiğimizden fazla. Devlet hükümet elindeki imkanları kullanacak ama burada en önemli faktörlerden bir tanesi Mehmet Akif Bey tasarruf etmek. Tasarrufu da devlet kurumlarından başlayarak. Orası önemli. Tabii. Bütün bürokrasi, belediyeler, şimdi mesela ben bunu çok daha önceleri dile getirdim. Bu işte kamuda, bürokraside birkaç maaş alanlar. Ama sanmayın ki bunlar sadece devlet bürokrasisinde yok. Mesela büyükşehir belediyelerinde de diyelim adamı almış, belli bir makama getirmiş ama aynı zamanda belediyenin bir şirketinin yönetim kurulu üyesi, oradan da maaş alıyor. Yani kim alıyorsa bunu. Devlet kurumlarından başlayarak bütün yerel yönetimler, yani belediyelerimiz, ne kadar kurum varsa bunlardan başlayarak hepimizin ülke olarak, devlet olarak ve millet olarak tasarruf etmemiz gerekiyor. Bizim Anadolu'da bir söz vardır, siz de bilirsiniz. Çok kazanan değil, tutan zengin olur derler. Şimdi biz diyelim ki elektrik faturalarından şikayetçiyiz hepimiz. Bizim ülkemizde de, dünyanın pek çok ülkesinde inanılmaz derecede elektrik faturaları, doğalgaz, bir önce konuştuk, enerji dışa bağımlıyız, işte su fiyatları, müthiş bir artış var. Ama tasarruf ettiğimizde göreceğiz ki bu faturaları kendimiz aşağı indirmişiz. Yanlış anlaşılabilirsiniz diye söyleyeyim. Yanlış anlaşılabilir. Şimdi, tabii. Devletten başlayacağız dediniz, faturalara gittiniz, vatandaşa diyorsunuz ki elektriği... Hayır, ışığı... sadece vatandaşa demiyorum. Yanlış, şöyle hayır. Işığı yakmayın diye anlayabilirler. Hayır, ışığı yakmayın demiyorum. Tam televizyon tersi. İzlemeyin diye anlayabilirler. Hayır, asla öyle bir şey söylemiyorum. Tamam. Ben diyorum ki boş odamızın ışığını yakmayalım diyorum. Eskiden yerli malları haftası yapardık. Şimdi evet. Öyle bir hassas bir noktaya geldi ki sizin de dediğiniz gibi yanlış anlaşılma gailesiyle, sebebiyle pek çok insan... vatandaşımızı tasarrufa teşvik edemiyor. Şimdi ama devletten başlarsa, devlet kurumlarından başlarsa, mu? Ankara'da hiç hükümet kurumlarından başlarsa, yerel yönetimlerden, belediyelerden başlarsa, meclis bunu yaparsa, yani toplumun önündeki insanlar soruyorum, yapıyor musunuz? Bunu yaparsa kısmen yapılıyor ama daha titiz yapılması lazım. Daha titiz yapılması lazım. Bunların daha dikkatli yapılması lazım ve bu konuda vatandaşa da örnek olunması lazım. Yani vatandaş şunu görecek. Bizi yönetenler tasarruf yapıyor ya da bizim başımızdakiler ya da işte benim işverenim, patronum tasarruf ediyor derse elbette ki vatandaşımız da bunu önceleyecektir ama kendimiz yapmazsak vatandaşa bunu yapın demek hem ahlaki olmaz hem de doğru olmaz. Öncelikle dediğim gibi toplumun önündeki insanlar ve devleti yönetenler ve devlet kurumlarından bunun başlaması gerektiğini söylüyorum. Ama vatandaşımıza da ben elbette ki doğruları söylemek zorundayım. Burada vatandaşımız da elbette ki kendi çapında, kendi imkanları ölçüsünde, kendi normal hayatını olumsuz etkilemeyecek düzeyde elbette ki tasarrufu öncelemedir. Yani toplum olarak öncelemeliyiz, bir devlet olarak öncelemeliyiz.
Millet olarak öncelemeliyiz, yani toplum olarak. 3 fert olarak öncelemeliyiz. Bunu söylüyorum. Peki, seçim barajı efendim. Evet, seçim barajına gelirsek biz Büyük Birlik Partisi olarak özellikle bu yeni sistemle birlikte barajın 0 olmasını defaten dile getirdik. Bunu Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak parti heyetlerimiz arası yapılan görüşmelerde de arkadaşlarımız hem bunu dile getirdiler hem de biz bunu yazılı olarak da verdik. Bu düşüncelerimizi defaten ifade ettik. Şimdi sadece seçim barajı meselesi değil, işte siyasetin finansmanının şeffaflığı, hazine yardımı meselesi. Şimdi anayasanın 68. maddesi açık. Diyor ki siyasi partilere hakça ve yeterli miktarda yapılır. Şimdi ne hakça yapılıyor ne de yeterli miktarda yapılıyor. Hakça yapılmıyor, sadece 5 partiye veriliyor. Hazine yardımı da 5 partiye veriliyor. Seçim yardımı da seçime 20 partiye girse yine 5 partiye veriliyor. Bir kere bu hakça değil. 2, yeterli miktarda diyor. Yeterli miktardan kasıt ne? Partiler ona buna, iş adamına, işte sermaye gruplarına mahkum olmasınlar. Kendi varlıklarını idame ettirecek kadar bir para. Ama şimdi bakıyoruz, Allah aşkına sormak lazım. 645 milyon, 600 eski parayla 645 trilyon. Şimdi bu Ocak ayında 5 siyasi partinin kasasına girdi. Ve bunların bazılarının kasalarında zaten şu anda onlarca, yüzlerce trilyon para var. Varken girdi. Bir ayrıntı daha, kapatılmakla yüz yüze olan HDP'nin kasasına da 77 trilyon girdi. Şimdi ben bunları doğru bulmuyorum. İşte siyasi parti yasası, seçim kanununda yapılması gereken değişikliklerden bir tanesi bu. Bunu çok ufak bir şekilde değiştirebiliriz kanunla, çok kolay. Bütçe gelirlerinin 5000'de ikisi değil de efendim işte 10.000'de yarımı yaparsın. Bu aldıkları para 645 trilyon değil de 65 trilyon olsa yetmez mi? Özellikle de böyle bir dönemde. Bakın ben bunu 2 senedir bütçe konuşmamda da mecliste bütün milletvekillerimize, siyasi parti gruplarına, grup başkanlarında olduğu, en kalabalık olduğu açılış ve kapanış günleri konuşmamda bunu söylüyorum, ifade ediyorum. Fakat hiçbirisi adeta tınmıyor, duymazdan geliyorlar. Şimdi bu artış oranıyla giderse önümüzdeki yıl hazine yardımı olarak 800 trilyon, seçim yardımıyla birlikte genel seçim olduğu için bunun 2 katı daha verilecek. 2,5 milyar eski parayla 2,5 katrilyon para 5 partiye verilir mi? El insaf, yazık diyorum. Bunun için ya bunu yasada, anayasada yazdığı gibi düzenlesinler ya da kaldırsınlar. Biz nasıl 29 yıldır Büyük Birlik Partisi devletten para almadan kendi üyelerinin, kendi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin aidatlarıyla genel merkezinin giderlerini, diğer il ilçe teşkilatlarının aidatlarıyla da bağışlarıyla da il ve ilçe giderlerini karşılıyorsa pekala diğer partilerimiz de bunu yapabilir. Bakın bizim 29 Ocak'ta, bu 29 Ocak'ta partimizin 29. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Yani 29 yıldır biz bunu yapabiliyorsak pekala diğer partilerimiz de yapabilir diye düşünüyorum. Tabii sizin esas sormak istediğiniz bu seçim barajıyla ilgili mesele. Seçim barajıyla ilgili tabii biraz önce ben kendi fikrimi söyledim ama bir ittifak içerisindesiniz. Elbette farklı fikirler, AK Parti'nin kendisine göre bir baraj oranı ve gerekçeleri var. Hakeza Milliyetçi Hareket Partimizin aynı şekilde. Bunları da saygıyla karşılıyoruz. Zaten ittifakların yasallaşmasıyla birlikte aslında bu barajlar önemini yitirdi. Bundan dolayı da biz diyoruz ki bu barajı sıfırlayalım. En azından sıfırlanmıyorsa bile en fazla 3 seviyesinde olsun ki siyasi partilerimiz burada daha rahat bir şekilde belli ittifaklara mahkum olmadan kendi adlarıyla, kendi amblemleriyle, kendi adaylarıyla seçime katılabilsinler. Şimdi bakın, bu yeni sistemde biz istikrarı sağladık Mehmet Akif Bey. Aslında temsilde adalet de sağlandı. İttifak yasasıyla birlikte bugün Türkiye'de en son seçime katılan 2018 seçimlerine hatırladığım kadarıyla 10 parti katıldı.
Bunun 8 tanesi şu anda mecliste temsil ediliyor. En yüksek oran şu anda temsil. %99'un üzerinde temsil oranı var. Yani vatandaşın reyinin ziyanı olmadığı ama tabii sistemle ilgili, bu barajla ilgili değil. Yani sistemde ittifaklar dolayısıyla böyle oldu. Eski sistemde de bu olabilirdi. Lakin şimdi bakın, bazı partilerimiz bu eski sistemi adeta bir din gibi benzetmek, yanlış olmasın, teşbih hata olmaz, kutsamışlar, taviz vermeyiz diyorlar. İlla da parlamenter sistem diyorlar. İlla da parlamenter sistem. Tamam da kardeşim, Türkiye yeni bir sisteme geçmiş, anayasasını değiştirmiş, başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Şimdi milleti, ülkeyi yormanın ne anlamı var? Gelin oturalım, konuşalım. Bu sistemin eksiklikleri, aksaklıkları, noksanlıkları neyse bunu tamamlayalım. Fazlalıkları neyse bunları çıkartalım. Ve bir uzlaşı içerisinde gereken yasal ve anayasal değişiklikleri yapalım. Ve Türkiye olarak yolumuza devam edelim. Bakın eski sistemde, ben de hatırlarım, siz de kısmen hatırlarsınız. Ortalama 1,5 yıllık ömrü olan hükümetler, ki bunun 27 yılı tek parti dönemi ve son 20 yılı da AK Parti iktidarı olmasına rağmen 1,5 yıllık hükümetler döneminden bahsediyoruz. İşte gece yarısı milletvekili transferleri, gen soruyla bakanların düşürülmesi, dışarıdan gelen baskılar, sermaye gruplarının ya da dış mihrakların istediklerini hükümetlere yaptıramadığı zaman içerideki distribütörleri, ki bunların hepsinin gazeteleri vardı, eskiden medya kuruluşları vardı, bir anda Türk siyasetini sallarlardı. Hükümette olan partiyi ya da hükümeti ya da koalisyon ortaklarını bir anda dağıttıklarını görürdünüz gazete haberleriyle, manşetleriyle, olmadığı darbe işte çığırtkanlığıyla. Bütün bunları biz yaşamadık mı? Bütün bunları yaşadık. Bütün bunları yaşamış olarak nasıl geriye döneceğiz biz? Hangi sistemin özlemini yaşıyorlar? Gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bakın Türkiye'yi istikrar... Biz şu anda savunma sanayimizde, bakın 10 yıldır çok ciddi adımlar attık. Neye borçluyuz bunu? İstikrara borçluyuz. Yönetimde istikrara borçluyuz. Şayet bizim yönetimimizde bir istikrar olmasaydı biz bunu sağlayabilir miydik? Sağlayamazdık. Tekelleşmeyi beraberinde getiriyor mu? Böyle bir eleştirisi var muhalefet. Niye tekelleşmeyi beraberinde getirsin? Hayır, niye otoriterleşmeyi beraberinde getirsin? Şimdi otoriterleşmekten şikayet ediyorlar. Peki dönüyoruz. Kendileriyle ilgili ya da yerel yönetimleriyle ilgili iki laf ettiğimizde Tirol ordusunu üstümüze saldırtıyorlar. Peki hani kardeşim sen eleştirilmekten yanaydın, tek adamlığa karşıydın, işte otoriterleşmeye karşıydın. Bana göre bunu söyleyenlerin önemli bir kısmı, şu Cumhur İttifakı'nın karşısındaki muhalefet partilerinden bahsediyorum, boğazlarına kadar iddia ettikleri, şikayetçi oldukları konulara batmış durumdalar. Aynı şekilde davranıyorlar. Peki baraj? Yani baraj konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na ayrışıyorsunuz. Şimdi tabii ki bir... yani biz biz ayrı bir siyasi partiyiz, evet. Büyük Birlik Partisi olarak. Elbette ki buradaki bizim duruşunuz, fikrimiz, bizim teklifimiz farklı. AK Parti'nin görüşü farklı. Ama bir an önce de ifade ettim. Neticede ittifakın bir parçasıyız. Ona ve zarar elbette verecek ki şey değil. Burada tabii ona zarar verecek bir şey değil. Elbette ki biz bu konuda sonuna kadar Büyük Birlik Partisi olarak daha burada epey belli bir miktarda daha süremiz var. Ben tahmin ediyorum ki bu seçim yasası ve siyasi partiler kanunundaki değişikliklerle ilgili yasa teklifi Şubat ayından sonra muhtemelen meclise gelecek. Hı hı. Ve tahminim yine odur ki Mart ayı içerisinde görüşülerek kanunlaşacaktır. Bu süre içerisinde yine biz görüşmelerimizi yapacağız. Yine fikirlerimizi söyleyeceğiz. Yine düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz sadece baraj konusuna takılmış değiliz. Biraz önce ifade ettim. Siyasetin finansmanının şeffaflığı konusu, efendim işte aday belirlemede ön seçim konusu, işte ittifak yasasının iki şekilde biliyoruz şu anda ittifak oluyor. Üçüncü bir seçeneğin eklenmesi konusu. Bunun gibi pek çok noktada Büyük Birlik Partisi'nin fikirleri ve düşünceleri var. Bunları biz dediğim gibi arkadaşlarımız da heyet olarak görüştüklerinde bunu ilettiler.
yazılı olarak da verdiler. Bir kısmını ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Bu konudaki düşüncelerimizi, fikirlerimizi, Büyük Birlik Partisi'nin taleplerini mecliste yasa çıkana kadar biz yine masada tutacağız ve bu konudaki teklifimizi yenileyeceğiz. %7 olursa seçime nasıl gireceksiniz? Biz zaten Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. İttifak içerisinde. Yani biz 3 olursa da Cumhur İttifakı ile gireceğiz. Yani bizim Cumhur İttifakı içerisinde seçime girip girmememiz meselesi değil bu mesele. Çünkü biz Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz. Peki. Ve şu andaki bütün bu projelerin tamamlanma süreci olarak görüyoruz. Onun da ötesinde Cumhur İttifakı, daha önce de sizin televizyonunuzda da başka yerlerde de söyledim. 15 Temmuz darbe gecesi, darbeye karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Evet. Peki. Bugün vatandaşımıza da sorduğunuzda bakın Mehmet Akif Bey, terörle mücadele, dış politika, yani Libya'daki varlığımız, Azerbaycan'la Karabağ'ı işgalden kurtarmamız, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı ve hudut güvenliği için düzenlenen harekatlar, yurt içindeki harekatlar, yani hem kahraman ordumuzun hem polisimizin başarılı mücadelesi, bunların hepsi vatandaşımızın kahir ekseriyeti tarafından beğeniliyor ve takdir ediliyor. Bir iktidar değişikliğinde de bunların olumsuz etkileneceği savunma sanayindeki gelişmeler başta olmak üzere bizde ve vatandaşımızda büyük çoğunlukta bir endişe var. Yine dış müdahalelerle karşı karşıya kalınacağı noktasında bizim Sayın endişelerimiz var. Burada hakikaten bir istiklal mücadelesini hep beraber vermemiz lazım. 2023 bu ülkenin adeta istiklal mücadelesinin verileceği yıl olacaktır. Binaenaleyh biz Cumhur İttifakı'nın içindeyiz. 2023 seçimlerinde de hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem milletvekili seçiminde Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alacaktır. Ve Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girecektir. Ve ben yine inanıyorum ki 2023'te de yine hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem meclis çoğunluğu noktasında zafer Cumhur İttifakı'nda olacaktır diye inanıyorum, düşünüyorum. Peki efendim, bu İmralı tartışmasını takip edebildiniz mi siyaset? Ettim, evet. Nedir bu? Şimdi bakın, bizim Büyük Birlik Partisi olarak teröre ve terörle mücadeleye duruşumuz net. Biz çözüm süreci yaşandığı dönemde de bu sürecin yanlış olduğunu, terörle müzakere edilemeyeceğini, teröristle mücadele edilerek terörün yok edebileceğini her fırsatta dile getirdik. Ve neticede bizim söylediğimiz noktaya gelindi ve 2015 yılından itibaren terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele var. Cennet mekan Muhsin Başkanımız, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hep bunu söylerdi. Yani eğer terör yok etmek istiyorsanız tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele. Yani sınır dışındakiyle de, sınır içindeki teröristle de. Belediyeye sızmışsa işte oradakiyle de. Mecliste sızmışsa oradakiyle de. Sermaye gruplarındaysa oradakiyle de. Basına sızmışsa oradakiyle de. Yurt dışındakiyle de. Topyekün hepsiyle mücadele. Şu anda devletimiz 2015 yılından beri böyle bir mücadele veriyor. Ve ciddi de sonuçlar almış vaziyetteyiz. İnşallah bu mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar da devam edecektir. Şu cümleden ne anladınız? İmralı tartışmasından kastım şuydu. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Şimdi kendi içinde ayrı hesaplaşmalar var diye devam eden. Sonra Sayın Akşener'in eleştirileri oldu. Sayın Erdoğan, şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğini hesabı kesmesi için İmralı'dakini İmralı'dan çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın sakın ha. Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü yapma bu memlekete. Yapmaya kalkmıyor. Millet... Sayın Ömer Çelik'in bir yanıtı şimdi oldu. Bakın, asla kabul edilemez. Şimdi Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin PKK özellikle de HDP konusundaki duruşlarını doğru ve samimi görmüyorum. Şundan dolayı görmüyorum. Siz bir taraftan resmi olmasa da fiili olarak ortaklık kuracaksınız. Seçim öncesinde ya da seçim süreçlerinde HDP'yi tırnak içinde Kürt siyasal hareketinin temsilcisi olarak tanımlayacaksınız ki asla böyle bir şey yok. Biz HDP'yi ya da PKK'nın herhangi bir uzantısını asla ve kata Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyoruz. Şimdi HDP mesela üçüncü bir ittifak kurma sürecine gidiyor. Bu Millet İttifakı'nı bu töhmet ya da bu iddialardan ayrıştırır mı?
Ayrıştırmaz. Arındırırım. Bakın ben sözümü... Ben az önce Oğuz Kağan Salıcı'ya şunu sordum. İstanbul seçimlerini kazanabilir miydiniz HDP olmasaydı dedim. O dedi ki AK Parti Diyarbakır'da işte şu kadar oy alabilir miydi? HDP'lilerden orada Diyarbakır'da AK Parti'nin aldığı oyu eleştirmiyoruz. Ama İstanbul'da HDP'lilerin Millet İttifakı'na verdiği oyu eleştiriyoruz. Hangi seçimde Diyarbakır'da oy almış AK Parti? Hayır şöyle yani sonuçta Diyarbakır'da aldığı ya da Güneydoğu'da AK Parti'nin aldığı oy şimdi bakın, seçmenden ya da HDP'ye yakın seçmenden bakın, aldığı ben oy. Ben net tavrımı ortaya koyuyorum. Buyurun. Diyorum ki bak Kürtler bizim kardeşimiz. Ben HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak ya da Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak görmüyorum. PKK'nın siyasi uzantısı olarak görüyorum. Nereye kadar? HDP kendisi çıkıp sözcüleri PKK bir terör örgütüdür diyene kadar. Bizim bu terör örgütüyle de bir ilişkimiz yoktur diyene kadar. Bakın kapatma davasını da öyle değerlendiriyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi kapatırsa HDP'yi Anayasa Mahkemesi kapatmış olmayacak ki. HDP yöneticilerini kendisi kapatmış olacak. PKK'yı kınamadıkları için Venedik kriterleri ortada, Batasuna kararı ortada. Ya da işte dokunulmazlığı kaldırılacak olan fezleksesi gelen sözde milletvekilleri. Kendilerinin, kendi milletvekilliklerini kendileri düşürmüş olacaklar. Yaptıkları fiiller, eylemler ve sözleriyle birlikte. Halbuki PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüklerini ifade etseler, evet. Bununla ilgili yazılı ya da sözlü bir açıklama yapsalar, mesele tamam. Kendiliğinden hallolur. Sürem daralıyor şimdi, o yüzden. Şu İmralı'daki millet, işte, bu açıklamayı millet ifakı, ne anlıyorsunuz? Şeyine de gelirsem, şimdi siz bir an önce işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, arkadaşımızın söylediklerini de ifade ettiniz. Şimdi bakın burada bunu Diyarbakır'da alınan oyla benzetemezsiniz. Şundan dolayı benzetemezsiniz. Burada İstanbul ya da 11 Büyükşehir'de HDP yani PKK'nın siyasi partisi açıklama yaptı. Biz aday çıkarmıyoruz ve Millet İttifakı'nın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekliyoruz dedi. Bunun karşılığında da ne oldu? Seçim kazanılmasından sonra hem belediye yönetimlerinin önemli üst kadrolarında hem de daha sonra alınan personelde bunlara bir kontenjan tabii. Tanındı. Tamam. Konuştuk bunu. Çok vaktimiz daralıyor. Ne diyorsunuz evet. Bu açıklamaya? Bir şey diyecek misiniz? Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Ne şimdi demek? Şöyle, bizim için İmralı canisi neyse Selahattin Demirtaş da olur. Her birisi terör örgütünün kurucusudur, başıdır. Diğeri de yine terör örgütünün uzantısı bir siyasi partide eş başkanlık yapmıştır. Kardeşi dağdadır. Kendisi Ova'da PKK'nın sözcülüğünü yapmıştır. Diyarbakır'da 6-7 Ekim olaylarında 37 kişinin katillerinin azmettiricisidir. Onun için bizim için Selahattin Demirtaş neyse Apo odur. Apo neyse öyle yani mi? İmralı canisi neyse Selahattin Demirtaş da odur. İkisi de PKK'nın üst düzey yöneticisidir. Birisi kurucusudur, birisi de en üst düzeyde görev yapmıştır. Ve peki. Hala o da PKK'yı bir terör örgütü olarak nitelendirmemektedir. Hatta tam tersine bir devlet kurmaktan, APO'nun heykelini dikmekten, Doğu Beyazıt mitinginde de ayrı bir devlet kurmaktan bahsetmiştir. Sözde Kürt sorununu izah ederken de bunun statüsel bir sorun olduğunu ve önce özellik daha sonra da devletleşmeye kadar gideceğini söylemiştir. Ben diğer işte Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını da siz de statüsel olarak mı değerlendiriyorsunuz? Çünkü onlar da tırnak içinde Kürt sorunu vardır dediler. Olmayan bir sorunu gündeme getirdiler. Yoksa nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordum. Bugüne kadar bununla ilgili de bir cevap alabilmiş değilim. Peki efendim. Ama bir kere daha söylüyorum. Kürtler bizim tamam. Kardeşimizdir. Ne terör örgütü PKK ne de onun uzantısı HDP onların temsilcisi olamaz. Kimse bunu da böyle ifade etmemelidir. Bazı siyasetçilerimiz, bazı gazetecilerimiz maalesef bunu böyle ifade ediyorlar. HDP asla legal bir parti değildir. Legal görünümlü, illegal bir siyasi partidir. Sözde bir siyasi partidir ve asla meşru değildir. Peki, Anayasa Mahkemesi bakalım ne yönde karar verecek? Kapatma yönünde karar vermesini bekliyorum. Eğer Anayasaya göre, anayasanın başta 68-69 maddeleri olmak üzere anayasaya göre hukuki bir karar verirse %100 kapatılır. Yani İspanya Anayasa Mahkemesi Batasuna'yı kapattığında Batasuna'yla terör örgütü arasında bir ilişki yoktu. Sadece terör eylemlerini kınamadığı diye kapattı. Venedik kriterleri de bunu gerekli kılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da ortada.
Ama onlardan önce biz kendi iç hukukumuza göre, kendi anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi bir karar verecekse kapatmalıdır. İşin siyaset kısmı bizdedir. Yani kapatırsa yenisi kurulur. Şu kadar oy veren vardır. İşte 5 milyon oy veren, 50 milyon oy verse ne olur? Yani oy vermeyle biz meşruiyeti, hukuku yok mu sayacağız? Efendim Sezen Aksu tartışması, sizin de sert bir açıklamanız var. Bunlar bu milletin sanatçısı olamazlar, bu toprakların insanı da olamazlar diye. Yani bu gerekli bir tartışma mıydı? Şimdi öncelikle Sayın Bahçeli'de çok sert açıklamalar oldu. Bu ülkenin sanatçılarının, gerçekten bu ülkenin sanatçıları ise ya da tiyatrocular ya da işte müzisyenleri ise, ya bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine, kutsallarına saygı durmak zorunluluğu yok mu? 2017 bir yılında yazmış yok mu şarkıyı Sezen Aksu? Bunun yeni çıkmış olması kliple ilgili bu arada, ama böyle tartışılması var diyelim. Şöyle, sanata, şiire, şarkıya buradan bakacaksak eğer, yani biraz daha Hallacı Mansur'un Enel Hak demesine kadar gidelim. Şimdi bak, ama Hallacı Mansur'un Enel Hak demesiyle o tasavvufi bir şey. Tamam, sufi gelenekten Sezen gidelim. Yani Aksu'nun şöyle bir şey. Ya da öyle, başkasının... öyle ben öyle şiirler okuyorum ki, siz de okumuşsunuzdur. Evet. Yani nasıl yani diyeceğiniz şiirler var sufi gelenekte. Veya devam ama, edelim arabesk kültüründe. Ama bu sanatçılarımız o seviyede yapmıyorlar bunu. Bunu sadece bizim toplumumuzun inancından, kültüründen ya da şiire ya işte da kutsallarından uzak oldukları için veyahut buna saygı duymadıkları için, bir de bunun biraz daha ileri noktası olabilir. Gerçekten toplumu galeyana getirmek için, toplum nasıl arasında yani bir ayrışma, bir kamplaşma, bir çatışma oluşturmak için de yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Şarkıyı yapan mı, yoksa bunu gündeme getirip bunun üzerinden sosyal medya kampanyaları... Ben Sezen Aksu'nun ya da onun şarkısı üzerine ya da benzer şarkıları yapanların bir kısmının ben bizzat planlı bir şekilde bunları yaptıklarını düşünüyorum. Yani bazı televizyonlardaki programların da planlı yapıldığını düşünüyorum. Bizim inancımıza, kültürümüze yozlaştırmak için ve kutsallarımızda saygıyı azaltmak için, bunu normalleştirmek için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Biz Resul-i Ekrem Efendimiz'e karikatürle hakaret edildiğinde, değil mi, Avrupa'da ya da işte kitap yazıldığında toplumumuz nasıl buna tepki gösterdiyse, elbette ki bu vatanın bir, bu ülkenin bir vatandaşı olan bir sanatçı da bunu yapıyorsa ki, elbette buna da tepki gösterilecektir. Hakaret olduğunu düşünüyorsunuz. Herkes de bu tepkiye bekleyecektir. Ben şimdi bakın, hakaret edersen hakaret görürsün. Hakaret olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii hakaret olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, TDK'da öğrenim görmemiş genç toy şeklinde tanımlıyor cahili mesela. Şimdi bakın, bunu Mehmet Akif Bey siz de iyi biliyorsunuz. Bir peygamberle ilgili. Ben demem. Şimdi yani dememek başka bir şey. Ama hiç kimse demez. Bunu buradan tartışmanın yani bunu Türkiye'ye bir faydası sadece oldu mu? Bir Müslüman kimliğine ya da Türk kimliğine sahip olması dahi gerekmez. Yani bu vatanda yaşayan yani şöyle, farklı inançlara, farklı etnik kökenlere sahip bir insan da demez. Çünkü bilir ki biz peygamberlerimize karşı saygılıyız. Bizim için onlar kutsaldır. Bizim için onlar çok değerlidir. Bunu toplumun önemli bir kısmı için ilgili bir şey bu kadar soruyorum. Değerli olan birisine saldırmak niye? Bunları hafife almak, bunları efendim işte hakir görmek ya da bunları olumsuz bir şekilde menfi anlamda şarkısına söz konusu etmek niye? Niye yani? Başka isim mi kalmadı? Bunun bugün tartışılmasını neye bağlıyorsunuz? Şarkı 2017'de çıkmış. Bir de bu arada başka şeyler de çıktı. Gördüğünüz gibi başka konuşmalar da. Yani bu mesela bu bir işe yarıyor mu? Klibinin çekilmesiyle birlikte çekilmesi Türkiye diyelim gündemine geldi diye düşünüyorum. Yani habersizdi kamuoyu bu. Kim haberdar etti bunu bir anda? Ne işe yaradı bu? Bu ne işe yaradı mesela? Şöyle, tartışma bizim, sizce ne işe aslında yaradı? Bir gerçeği de burada ifade edeyim. Bizim taraf maalesef bu konularda
hem daha çok hoşgörülü hem de daha tembel diyeyim. Eğer buna benzer bir şarkıyı tersten yani bizim gibi düşünen, yani inançlı, mütedeyyin bir şarkıcı yazmış olsaydı, bunu aynı gün ya da bilemediniz ertesi günü Türkiye'nin gündemine sokmuşlardı. Biz maalesef bu konuda tembeliz, onu da kabul edelim. Efendim şarkılarda inanın ya da daha neler, hoşgörülüyüz. Neler neler var, ne şarkılar var. Yani bakıyor musunuz şarkı sözlerine? Şimdi ben tabii yani daha çok... Arabesk kültürde, sufi, şiirlerde daha neler, çok, neler var yani. Türk halk bir şey... Hayır, Türk sanat müziği ve Türk tasavvuf musikisi bu başka bir kutuplaşmayı getirdi. O tür müzikleri çok dinlemiyorum. Hayır, başka bir kutuplaşmayı getirdi. İnsanlar sosyal medyada birbirlerini linç ettiler. İşimize yaradı mı mesela bu? Yaramadı. Ya şarkıyı dinleyenler mesela azaldı mı? Ya da Sezen Aksu bunu dedi diye. Buna sebep olanın bunun cevabını vermesi lazım. Kim sebep oldu? Bu şarkıyı yazan, söyleyen sebep oldu. Başkası mı sebep oldu? Şöyle mi, yani bugün bizim yayınımızı izleyen başka arkadaşlar çıkıp mesela isyankar sözleri, Allah'a işte yönelik, peygambere, başka bir şey, kadere yönelik falan, ya toplumumuzun genel inancında, hatta şunu, yani tasavvuf kültüründekileri hiç katmıyorum bile, orada bir şey okuyup da ya bu adam Allah'a isyan etmiş, şirk koşmuş vesaire de diyebilir. Bunları böyle çıkarıp her gün sosyal medyadan paylaşıp mesela Gazali okuyup Fuzuli Kerem'den bir şeyler çıkartıp bir dönem bunlar yapıldı, yani öyle fetvalar tartıştırıldı ki Türkiye'de. Bunlara hiç gerekçe oluşturmaya çalışmayın. Bu yanlış Mehmet Akif Bey. Yani... Bu yanlış. Yani bu ülkenin sanatçısı, bu ülkenin insanların inancına, kültürüne, kutsallarını hafife alamaz, onlara hakaret edemez. Nokta. Yani bunu başka bir ülkenin insanı yaptığında bile tepki gösteriyorsak, kendi sanatçımız yaptığında, ki üstelik bu kadar toplumun önünde olan, toplumun sevgisini kazanmış, sevgisine mazhar olmuş, adeta böyle duayen denilecek bir noktaya konulmuş bir sanatçının bunu bilinçsiz mi yaptığını düşüneceğiz? Bu kadar üreten bir sanatçının. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Bakın Türkiye'de maalesef mütedeyyin olmak, dindar olmak, milliyetçi olmak, efendim işte diyelim tasavvuf ehli cemaatlere, topluluklara sahip çıkmak adeta olumlu değil, ama diğer taraftan özgürlük adı altında dinsizlik ya da işte yine özgürlük adı altında bizim toplumumuzun ahlak yapısına ya da dini yapımıza, aslında dünyadaki hiçbir ahlak öğretisine uymayan bir takım efendim işte ahlak dışı yaşantıları özgürlük adı altında Türkiye'ye yerleştirmeye çalışanların, savunucularının özellikle medyada ya da işte yazar çizer takımımız içerisinde ya da aydın diye, sözde aydın diye nitelendirdiğimiz kesimler içerisinde çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir anda da gündem oluşturuyorlar. Yani bir anda da gündem oluşturabiliyorlar. Bu imkanları da var. Bunu da yapıyorlar. Maalesef müthiş bir de algı oluşturuyorlar. Bunu yapıyorlar. Peki birkaç dakikam kaldı. Onda da şu ehliyet liyakat meselesine çok kısa girelim. Kamu personeli seçme sınavları ve mülakatlar. Mülakatlarda yüksek not alıp elenen öğrenciler üzerinden başlayan bir tartışmaydı. Ne dersiniz bu mülakatların adaleti ve Türkiye'de ehliyet ve liyakat tartışmalarına dair? Şimdi bu tabii ki genel bir mesele. Böyle bir sorunu var mı Türkiye'nin? Şöyle sorayım. Bu bugünün sorunu değil. Yani, Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı? Hayır. Bu bugünün, bak. Anladım. Sizin, hep böyle oluyor ama. Bugünün bak, değil, dünün de vardı. Hep mi olsun efendim? Hayır, öyle değil Mehmet Akif Bey. Siz kendinize göre bir cevap almak istiyorsunuz. Ben sizin istediğinize göre bir cevap vermem. Estağfurullah. Ben kendime göre bir cevap veririm. Çünkü neden? Şimdi biz ta Osmanlı döneminden, yani bu Osmanlı da bizim devletimiz. Daha doğrusu yeryüzünde bu idari mekanizmalar, devlet kavramı, bütün bu toplumsal hayatın şekillenmesiyle birlikte, vücut bulmasıyla birlikte bu bir mesele, bu bir sorun. Yani bu her dönem ve herkesin sorunu. Kimi topluluklarda, kimi devletlerde daha az, kimilerinde daha fazla. Ama bizim Büyük Birlik Partisi olarak ve benim şahsım Mustafa Dışçı olarak ölçümüz nedir? Biz ehliyete, liyakata, ilme önem veririz. Bunu önde tutarız. Devletimizin de,
devletimizi yönetenlerin de bunu önde tutmasını arzu ederiz ve isteriz. Şimdi bizim halkımıza da vaadimiz budur. Şimdi mülakatlarla ilgili maalesef muhalefet partilerimizin, bazı muhalefet partilerimizin genel başkanları işi çok abartıyorlar. Bir, bunu söylerken kendiniz ne yapmışsınız geçmişte? Önce bunun bir bedelini vereceksiniz. Ya da şu anda yerel yönetimlerde siz ne yapıyorsunuz? Siz ehliyeti, liyakatı önceliyor musunuz? Yoksa yandaş mı dolduruyorsunuz? Yoksa akraba mı dolduruyorsunuz? Düzeltmesi gereken şimdi, güç sahibi değil midir? Ya da şimdi, su-i misal, emsal teşkil etmez, hayır, demez miyiz? Etmez ama en çok onlar bunu gündeme getiriyor. Eğer siz bir şeyi gündeme getiriyorsanız, iddia ediyorsanız, o zaman önce kendi yetki alanınız ve sınırlarınız içerisinde ne yapacaksınız? Bunun hesabını vereceksiniz. Öbür tarafta da elbette ki vatandaşımız devleti yönetenlerden, belediyeyi yönetenlerden, yani kim nereyi yönetiyorsa, bizlerden, parti yönetenlerden elbette ki herkes ehliyet ve liyakata önem vererek kadro oluşturmasını, buna göre kadrolarını seçmesini, buna göre görevleri vermesini, dağıtmasını, bir haksızlığın oluşmamasını, adaletli bir şekilde bunun dağıtılmasını, adalet sadece mahkemelerde uygulanmaz. Her alanda, yani geliri de adil dağıtacaksınız, birisini göreve getirirken de adil davranacaksınız. Bakın beni yakın tanıyanlar bilir. Ben hep şunu söylemişimdir. Dedim ki Evet. Elbette ki Türkiye'de herkes bizim gibi düşünmüyor. Türkiye'de herkes bizim gibi düşünmüyor. Herkes bizimle aynı etnik kökenden gelmiyor, aynı mezhebi anlayışa değil, aynı siyasi fikre sahip değil. Evet. Lakin siz zaten hakkı önde tutup adaletli davrandığınızda Türkiye ortalaması gelecektir. Peki. Yani bu ülkenin çoğunluğu Türk etnik kökenindense oradan gelecektir. Çoğunluğu Müslümansa oradan gelecektir. Çoğunluğu sağ görüşe sahipse oradan gelecektir. Ama önemli olan şudur. Toplumun diğer kesimlerinin de ben sırf kimliğimden dolayı ya da inancımdan dolayı ya da mezhebi anlayışımdan dolayı ya da siyasi fikrimden dolayı haksızlığa uğradım, elendim fikrine asla düşmemesi lazım. Peki. Bu gerçekten toplumumuzu yaralar ve çok, toplumumuzda toplumsal barışa da büyük zarar verir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son cümle olarak mutlaka anmak zorundayız. Bugün biliyorsunuz 20 yan var şehitlerimizin, yani Azerbaycan'da, Bakü'de Sovyet Rusyası büyük bir zulüm gerçekleştirdi, Evet. Katliam yaptı. Dolayısıyla o katliamda hayatını kaybeden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah bundan sonra ne Azerbaycan'da ya da dünyanın başka bir yerinde hiçbir Türk, Müslüman, mazlum millet böyle katliamlarla karşı karşıya kalmasın. Herkes özgürlük içerisinde, barış içerisinde inandığı gibi yaşasın istiyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici nedir ne değildir'in bu diliminde konuğumdu. Kendisine veda edeceğiz. Ben kısa de teşekkür ederim. Aramız var. Bu fırsatı çok teşekkürler. Verdiniz. Sağ olun. Aradan sonra buradayız efendim. Aradan sonra Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Gülay Yedekçi, Cumhuriyet Halk Partisi 25-26 dönem milletvekili, Onur Erim, Drogoman Strateji Başkanı, Nasuhi Güngör, Habertürk yorumcusu, Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı bizlerle birlikte olacak. Onlarla güncel siyasi meseleyi konuşacağız, tartışacağız. Kısa bir ara. Arnika Testa ile evde her şey yolunda. Arnika.